Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 My Club'da yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, kulüp selection Manchester United, Tottenham, Olympique Marsilya ve Olympique Lyon geldi. Top açılımına geçeceğiz. Öncelikle kadromuzu, zaten güncel kadromuzu bir göstermek istedim. Geriye geldim. Öncelikle etkinliklere neler gelmiş onlara bir bakalım. Çünkü bir challenge etkinliği gelmiş. Efsane challenge arkadaşlar. Neler var dedik. Online müsabakalar aynı, değişiklik bir şey yok. Şu bile karşı Legend Challenge gelmiş. Onlardan bahsetmek istiyorum. Birinci Legend Challenge'da 4 yıldızlı en iyi oyuncu seviyesi mi olması gerekiyor. En iyi oyuncu seviyesine geliyor. İkinci challenge'da süper yıldız seviyesinde olması gerekiyor. Ya da legend seviyesi de olabilir. Zorluk derecesi. 5 yıldız ne oluyordu tam olarak hatırlayamadım ama arkadaşlar. 5 yıldız, süper yıldız, 4 yıldız da en iyi oyuncu olması lazım. Yetenek avcısı veriyor arkadaşlar. Burada bir tane diye biliyorum. Daha önce de gelmişti çünkü. Diğer etkinliklerde yine DP antrenörü veriyor. Yine oyuncuları yükseltmemiz için. Onları da yaparız inşallah. Online müsabakalar yine aynı. 3 tane online müsabaka. Beceri antrenörü, pozisyon antrenörü veriyor. Geriye geldik. Şimdi top açılımına geçelim. Koleksiyoncunun kutusunda bir Baxter'a var. Oyunculara şöyle bir gösterelim. Hemen geçeceğim. Oyunculara baktığımızda bir 300 milyona yakın GP biriktirdik. Buradan top açılımı yapar mıyım? İstediğim oyuncu, bulmak istediğim bir tek Sancho olur buradan. Özelliklerini de göstermiş olalım siyah top. Belki Sancho için ilerleyen günlerde yapabilirim arkadaşlar. Geriye geldik. 300 tane top varmış. Özel temsilciye geldik. Oyuncuların max seviyelerini kanala atmıştık zaten arkadaşlar. Birçoğunuz zaten oyuncuları biliyorsunuz. Şimdi ilk hedefimiz Tottenham'dan Sanchez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Chiellini var stoperde. Ve stoper eksiğimiz var. Şu anda gelmiş geçmiş, yani PES 2021 için konuşuyorum. Van Dijk'tan sonra Sanchez, hatta Van Dijk'tan bile daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Van Dijk'tan çok çok hızlı. Top kazanması 99 oluyor. Defansif farkındalığı da 97 oluyor. Hızı çok yüksek, 90 üzerinde bir stoper haline geliyor Sanchez. Kesinlikle bulmak isterim. Bunu bulamazsak daha sonra Olympique Lyon'dan Dinayer'i bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani kötünün iyisi diyelim. Dinayer. Yine 90 hıza yaklaşıyor. Defansif farkındalığı 94-93'te kalıyor top kazanması da. Fena değil. Ondan sonra da en son bunu da bulamazsak artık Olympique Lyon'dan, şöyle göstereyim arkadaşlar. Olympique Lyon'dan Kamara'yı bulmaya çalışacağız. Kamara biliyorsunuz en son 98 olarak gelmişti PES 2020'de. Muhteşem özelliklere sahipti ama buradaki kartı o kadar iyi değil. Çok fazla uzatmadan başlayalım. Eğer stoperi erken bulabilirsek Manchester United'dan da burada istediğim bir tek oyuncu Rashford var arkadaşlar. Rashford'ı sol açığa bulmak isterim. Del Piero'dan çünkü çok iyi verim alamıyorum açıkçası. O yüzden Rashford'ı da buradan bulmak isterim. Haydi bakalım Tottenham'dan başlayalım çok fazla uzatmadan. Bismillah dedik. 100 My Club parası ödedik. Evet dedik. İlk topumuz geliyor bakalım arkadaşlar. Sanchez'i istiyoruz. Stoper Sanchez. İlk topumuz geliyor. Haydi bakalım. İngiltere'ye gittik. Sağ ayaklı bir oyuncu. Esmer bir oyuncu. Allah'ım tek attık ya. Abi böyle bir şey yok. Tek atıyoruz Sanchez'e ya. Adamsın Konami ya. Harbiden adamsın ya. Şu anda bütün planlarım alt üst oldu arkadaşlar. Çünkü Sanchez'i bulacağımı tahmin etmiyordum. Sanchez'e de tek atmazsın be. İlk top açılımından. Sanchez çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Fiziksel teması 95. Hızı 90'ın üstüne çıkıyor. Top kazanması 99. Defansif farkındalığı 97 oluyor. Fiziksel durumu çok iyi değil ama işte B falan geldiği zaman muhteşem iş yapar. Yükselişte gelir. Akrobatik uzaklaştırma, kafa, top kesme falan var. Eklenirse beceri antrenörü basarız buna yine.
Abi Sanchez'e tek atıyoruz ya. Şimdi Tottenham'dan istediğim bir oyuncu var mı diye bakacağım. Sol açıkta Son'u da isterim. Gelmesini isterim Son'un. Fena bir oyuncu değil. Rashford'u için de açacağız. Son için de. Buradan Son için açmaya devam edeyim diye düşünüyorum. Berwin bakayım bu nasılmış. Bitiriciliği iyi değil ama Son'un bitiriciliği iyi arkadaşlar. 87'den başlıyor birinci toptan. Haydi bakalım. Son için deneyeceğim. Daha sonra Rashford için deneyeceğiz. Belki Son'u bulursak bile Rashford için yine açmaya deneyeceğim arkadaşlar. Evet dedik. İkinci topumuz geliyor. Sanchez'e tek attık ya. İkinci topumuz geliyor. Tottenham'dan. Yine esmer bir oyuncu mu? Yo. Berwin geldi. Sol açıkta oynayabiliyor. Del Piero'nun şeyi olabilir ama Del Piero ya bir türlü verim alamadım arkadaşlar Del Piero'dan. Tabii max seviyesine daha henüz yükseltemedik ama şöyle özelliklerine bakalım. Top kontrolü sürmesi güzel, hızlanma güzel. Şut gücü biraz düşük. Deneriz ya. Özelliklerine bakalım. Akrobatik yükselen şutlar, ara pası yerine orta. Fena değil, güzel. Son hakkımız kaldı, onu da harcayalım. Son hakkımızı Tottenham'dan hızlı. 100 My Club parası daha ödedik. Haydi bakalım. Abi Sanchez'e tek attık ya. Harika oldu. Sanchez ömürlük stoper arkadaşlar. Farklı bir oyuncu. Harry Kane misin ya sen? Harry Kane misin? Richarlison'un yedeği. Veya Harry Kane'i de ilk 11'de direkt oynatabiliriz. Abi çok iyi top açılımı oldu ya. Harry Kane geldi. Özellikleri çok iyi. Bitiriciliği falan. Fiziksel temas. Dengesi. Tabi konsolda çok çok ön plana çıkıyor arkadaşlar. Dengesi kötüymüş. Fiziksel teması fena değil. Bitiriciliği 94'ten ofansif farkındalığı 94'ten başlıyor. Fiziksel durumu 6. Baktığımız zaman dalan şut, akrobatik bitiricilik, kurnazlık gayet güzel. Ekledik takımıza. Devam ediyoruz. Şimdi Rashford için deneyeceğiz. Son'u bulamadık. Son'un gelmesini çok isterdim. Buradan Rashford için açacağız. Bakalım Rashford'ın ben özelliklerini çok beğeniyorum. İnşallah Rashford'u bulabiliriz. 100 My Club parası ödüyoruz. Evet diyoruz. Manchester United'dan ilk topumuz geliyor. Haydi bakalım Konami. Rashford'u verir misin bize? Verirse bir daha top açar mıyım? Açmam herhalde ya. Oo De Gea geldi. Alisson var. Çok iyi. Alisson müthiş kaleci arkadaşlar. Bu hafta bir de kondisyon derecesi A geldi. Maçlarda hep morali yüksek çıkıyor maça. De Gea da güzel oldu. Yani kondisyon derecesi hangisinin iyi hangisinin kötü olursa o hafta değiştirmelik kalecilerimiz var. Kaleci sıkıntım yok bu sene arkadaşlar. PES 19'da çok fazla kaleci sıkıntısı çektim. Hatta PES 20'de miydi 19'da mı ne? Bir türlü kaleci bulamamıştım. Bu sene daha oyunun başından iki tane kaleciyi bulduk. Devam ediyoruz. Onana gelmişti hatta. Onana ile aylarca oynamıştık. Hatırlayan arkadaşlar vardır. İkinci topumuz geliyor. Sağ ayaklı. On numara Rashford değil mi? İşte bu. Rashford'u da buluyoruz. Sol açığa Del Piero'nun yerine. Abi Rashford, abi nasıl bir top açılımı ya? Özellikleri çok iyi arkadaşlar. 94-91, 94 hız, 91 hızlanma. 86'dan başlıyor bitiriciliği. Fiziksel durumu 6. Ölü yaprak vuruşu falan yapabiliyor. Dalan şutlar. Falsosu kaçtı. Falso 84'ten başlıyor. Çok iyi. Daha açmaya gerek yok. Şuradan Kamara için mi? Denayer mi? Denayer daha iyi ya. Denayer daha iyi. Denayer için açacağım arkadaşlar.
Belki Depay'ı da buluruz. Depay çok fonksiyonlu bir oyuncu. Her yerde oynayabiliyor. Ofansif orta sahadan tutun, sol açık, sağ açık, forvet, forvet arkası, gizli forvet. Her yerde oynayabiliyor. O yüzden Dinayer ve Depay için açıyoruz. Lan buraya niye girdik? Geri çık. 100 Michael'a para söyledik. Evet dedik. Haydi bakalım. Kimi istediysek verdik. Çok muhteşem bir top açılımı oluyor arkadaşlar. Ben böyle bir top açılımı görmedim diyebileceğim bir şey olabilir. Altın top geldi ya. Geç. Marcelo mu? Yok. Toko Ekambi geldi. Ekledik takımımıza. Yönetim beceri desteğini aldık. Evet dedik. İkinci topumuzu açtık. Hadi be, Dinayer'i de verir misin? Gabriel var şu anda stoper olaraktan. Haftanın oyuncularından bulduğumuz. Fena değil, idare ediyor ama... Ya kaleciyi verdi ya. Abi ne çok kalecimiz oldu ya. Her taraf kaleci kaynıyor ya. Lopez'in özellikleri nasılmış? 1.84 boyu var ya. Ben bu kaleciyi oynatmam abi. Son hakkımızı da kullanmak istiyorum Lyon'dan. Evet dedik. Ondan sonra kadromuza bir göz atalım. Haydi bakalım. Son topumuz geliyor. Son topumuz geliyor. Sağ ayaklı. Dinayer değil. Dinayer çünkü biraz daha esmerdi sanırım. Orta sahaya Auror geldi. Göbek oyuncusu. Ekledik takımımıza. Bir tane de Kamara için deneyelim ya şansımızı. Belki Kamara gelir. Marsilya'dan, bir tane de Marsilya'dan açalım bakalım. Stoper açığımızı biraz kapatalım. Fransa'ya gittik. Aa, Kamara sol ayaklı mıydı ya? Hatırla Mustafa, hatırla, Kamara sol ayaklı mıydı? Değildi. Amavi geldi. Bek oyuncusu muydu bu? Sol bek oyuncusu. Roberto Carlos'umuz var. Sol bekimiz çok sağlam. Dene bir tane daha Mustafa. Bastık tekrardan. Sağ ayaklı. Kim geldi acaba? Savunma oyuncusu değil. 9 numara. Yine Detro geldi. Son bir hakkımız kaldı. Onu da kullanalım. Bitirelim. Bakalım Michael Up paramız ne kadar kalmış. 1730 Michael Up paramız kaldı. Son hakkımızı da Kamara için kullanalım bakalım. Haydi Kamara, haydi Konami, haydi Kamara. Yok değil ya, bu Kamara'ya hiç benzetemedim ben. 8 numara Sanson geldi. Sağlık olsun, Sanchez'i bulduk en azından. Dediğim gibi arkadaşlar çok iyi bir oyuncu. Sanson çöp. Orta sahamız çok iyi çünkü bizim arkadaşlar. Orta sahaya... takım yönetimine girdik. Şimdi şuradan öncelikle Sanchez'imizi, Kelly'nin yerine alalım. Bakalım Gabriel'le ikisini bir karşılaştıralım. Gabriel'in defansif özellikleri fena değil. Yani şu anlık idare edecek Sanchez'in yanında. Kamara veya Dinayer'den birisini bulabilseydik çok iyi olacaktı. Bulamadık. Kadromuzu bu şekilde kurmuş olduk. Şöyle aldık. Rashford'u alalım şuraya. Kimi yerine alalım? Şuraya alalım. Şöyle yapalım. Tamam. Bu şekilde olmuş oldu. Solda Rashford, sağda Salah, Richarlison, forvette Harry Kane'i değiştiririz. Oo, Harry Kane A, gerçi Richarlison da A. Kadromuzun son halde bu şekilde olmuş.
oldu arkadaşlar. Videomu burada noktalandırıyorum. Kadromuz gerçekten mükemmel oldu arkadaşlar. Top açılımı şanslı başladık ama Lyon'la Marsilya'dan istediğimiz bir oyuncu gelmedi. Sağlık olsun. En azından Sanchez'i bulmamız müthiş oldu. Çünkü bu haftanın en iyi oyuncusu, stoper oyu en iyi oyuncusu diyebilirim. En iyi oyuncusunu da bulduğumuzu düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.